Şurada da çok güzel bir kalp oluştu. Bunu da daha da derinleştirmeye çalışacağım. Şu anda bu odaları, yani saksı noktalarını genişletiyorum. Ağacımız ceviz ağacı. Yakılacak odunlar arasından aldım. Orada hayal ettiğim gibi de orta kısmı kenarlara koyarak 4 adet güzel bir kaktüs saksısı veya bu suple gibi küçük çiçekleri dikebileceğimiz, küçük çiçeklerle işlem yapabileceğimiz güzel bir saksı haline getirdik. Bir miktar yağlama işlemi yapacağım. Yağı da zeytinyağı ve bal mumunu ısıtarak eritiyoruz. Badem yağı gibi böyle bir ince krem şeklinde yağ oluşturuyoruz. Onunla müdahale edip daha fazla suyu çevresine emmemesini sağlayacağım. Ağaç tamamen kuruduktan sonra fakat. Tamamen kuruması için de haftada bir gün yaş ağacın kuruması için normal şebeke suyundan suya ıslayacağız. 1 dakika kadar. Daha sonra gölge, güneş görmeyecek bir noktada bekleteceğiz. Bir hafta sonra yine aynı işlemi yapacağız. Ve daha sonra yine aynı işlem, hiçbir şekilde güneşi görmemesi gerekiyor. Güneş gördüğünde hızlı bir şekilde çatlayacaktır. Çatlaklar oluşmaması için bu işlemi yapacağız. Bu saksı olduğu için çatlak da çok önemli değil. Bu sıkıntılı olan bölgeler yalıtım yapılabilir. Ama sonuç olarak gayet şık, çok da natural bir saksı oluşturacağız. İnşallah uzun yıllarda kullanılır. Evet, burası da yeterince genişledi. Artık bitkinin rahat etmesi için bir miktar daha açacağım. Daha sonra bırakacağım. Çünkü şu yan çevre çok yumuşak olacak. Bir taraftan da bir kupsa bardak gibi olur. Buradan su içeriz. Çünkü kenarları bayağı inceldi. Fazla da buraya oynamak istemiyorum. Ayrı bir çok sempatik bir görüntüsü oluştu. Tamamen doğaçlama oldu bu da. Planlı bir şekilde yapılmamıştı. Bunu bahsettiğim gibi yakılacak olan odunların içerisinden çıkarttığım için kontrolsüzce kesilmiş. Buraları düzeltmek için biraz açı verdim. Bunlar önceki kesimler, bakın çatlamaya başlamışlar. Güneşin altında duruyordu çünkü. İlk videoları gördünüz. Bunu kesmedim, bu aynı şekilde kaldı ama diğerlerini düzgün hale getirdik. Orta kısma bir adet maviş, kenarlara da küçük kaktüslerle düzenlendiğinde çok hoş bir görüntü olacak diye düşünüyorum. Ama şu an kaydı çok harika oldu. Umarım sizler de beğendiniz. Ağaç kuruduktan sonra içerisindeki öz suyu attığı için bitkilere zarar vermeyecektir. Hatta ağacın sayesinde de bu buraya dökülen su diğerlerini nemlendirip
bitkileri de daha sağlıklı hale tutacaktır. Hatta ortada orkide bile olabilir belki de. Artık bunu ilerleyen zamanda deneyerek göreceğiz. Yeterince işlem yaptım. Biraz daha düzenleme yaptıktan sonra son şeklini göstereceğim. Bir dakika sonra alıp kölge bir noktaya bırakacağım. Şu anda suyun içerisine bastık. Nilüfer çiçeklerini rahatsız etmeden bu işlem ağacın kurumasını hızlandırıyormuş. Bunu kerestecilerden almış olduğum bilgiler bunlar. Ağacın içerisindeki öz suyu daha rahat tahliye edip daha hızlı bir şekilde kuruma sağlıyormuş. Bunu bir hafta arayla iki sefer ıslatarak ağacın kenarlarında ve çevresindeki çatlakların oluşmamasını sağlayacağız. Zaten bu işlem yapışmak istediğimizde bu. Havuzdan hiç üzerini temizlemeden, silmeden çıkartıyorum. Buraya kölge tenha bir noktaya bırakıyorum. Kesinlikle burası güneş görmüyor. Açmaya çalışıyorum. Bütün parçaları tamamını çıkartmam gerekiyor şimdi. Ağacımızın saksı yuvalarını oyma işlemi tamamlandı. Ağacın dış kabuklarını almamız gerekiyor. Bu zaman içerisinde bu altlarında kurt oluşumu yaparak çürümesine sebep olur. O yüzden bunları temizlememiz gerekiyor. Bu işlem sonrasında tekrar ağacımızı suya basacağım. Sudaki bir miktarda suyla karışarak öz suyunu hızlı bir şekilde atması için işlem uygulayacağım. Şu ana kadar bir sefer yapmıştım. Bu işlemi bir sefer daha tekrar edip ağacın artık gölge bir yerde, güneş görmeyecek bir ortamda kurumasını sağlayacağım. Şu anda burada çalıştığım için bu bölgedeyim. Çalışma sonrasında ağacı kölge bir noktada dinlendirerek kurumaya bırakacağım. Şu anda da daha önce kesinden kaynaklı ince çatlaklar var. Artık onları bir şey yapamayacağım. Fakat en azından şu ana kadar çoğu işlem bitirilmiş oldu. Şu anda çok az miktarda bir bölgede kabuk kaldı. Onları da aldıktan sonra ağacımızı kaldırıyoruz. Suya katarak ağacımızı su içerisine daldırarak tekrar ve üzerindeki suyu temizlemeden güneş görmeyecek bir noktada dinlendiriyoruz. Şu anda kaba temizliğini yaptık. Daha sonra tekrar yüzey temizliğini yapıp zımparalayıp temiz yüzey oluşturacağız. Alabildiğim kadar aldım. Daha sonra bunları temizlediğimde daha güzel bir görüntü çıkacak ortaya. Şimdi havuza götürüyorum. Bir dakika boyunca havuzda dinlendireceğim.
Güzelce suya bastırıyorum. Japon balıklarını rahatsız etmeden. Nilüferlerim bu sene çok güzel gözüküyor. Bakalım nasıl olacak. Uyanmaya başlıyorlar çünkü. Evet, bir dakika dinlendikten sonra üzerini kurulamadan güneş görmeyecek bir noktaya alacağım. Evet, işlemimiz bitti. Ne kadar dikkat etsen de bakın burada bir çatlak geliyor, burada bir çatlak. Evet, işlem tamam. Artık ağacı belli bir süre beklettik. Güzelce oymamız gereken alanları açtık. Şu anda gayet güzel bir şekilde bir şekil aldı. Çok küçük nemler var ama onlar çok önemli değil. Artık ağacımızı dış koruma cilasına atıp artık uzun yıllar kullanım için bırakacağız. Şu anda yakından göstereyim size. Bakın. Burada bir kalbimiz oluştu. Çok güzel bir kalp oldu. Yanacak olan bir ceviz ağacından çok tatlı bir saksı oluştu. Ağacı korumak için ve bunun içerisine arıların kullanmış olduğu bal mumundan ekliyoruz. Bunun erimesini bekleyeceğim. Bir miktar bal mumunu burada eriteceğiz. Daha sonra şu anda erimeye başladı zaten. Şimdi zeytinyağımı ekliyorum. Şunu aşağıya koyayım ki devirmeyelim. Şu anda erimeye başladı. Bu istediğimiz kıvama gelinceye kadar eriyecek. Zeytinyağı ile beraber özleştiğinde artık ahşap ve herhangi bu ahşap mobilya tarzı şeylerimizi korumak için. Bu eskiden bu yana kullanılan bir teknik. Bunlar fazla olduğu için alıyorum. Eridiğinde aynı badem yağı gibi ayakkabılarda kullanılan malzemeler gibi bir şey oluşacak. Ve bunu ağaca yedire yedire ovalayarak ağaca uyguladığımızda gayet güzel bir şekilde işlem olacak. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Fazla da yakmak istemiyorum. Bakın erimeye başladı.
Önemli olan zeytinyağı ve bal mumunun birleşmesini sağlamak. Biraz da bahçeden görüntü paylaşayım size. Buraya dikmiş olduğum ada çayları bakın. Ne güzel köklendi. Hatta çiçek açanlar bile var. Diğer tarafta lavantalar var. Onlar biraz daha zayıf. Yakında fışkırmaya başlarlar. Bu köşede biberiyeler var. Onlar da harekete geçmeye başlamış. Evet, yağımız da güzelce eridi. Hiçbir şey kalmadı içerisinde. Tamamen erimesini bekliyorum. Tamamen eridi. Daha fazla bu tutmaya gerek yok. Artık zeytinyağı ve bal mumu birbirine geçti, özleştiler şu anda. Bunları alıyorum buradan. Biraz soğusun. Uygulamaya başlayalım. Şu anda görmüş olduğunuz şekli görüyorsunuz, parlaklığı. Birazdan yağ uyguladığımda biraz daha koyulaşacak. Güzel bir renk alacak. Yapmış olduğumuz yağ, bahsettiğim gibi bal mumu ile, yani şu arılarını kullanmış olduğu bal mumu ile zeytinyağını karıştırıp ısıttık. Birbirine özleşecek şekilde belli bir sıcaklığa getirildi. Bu biraz daha şu anda sıcak biraz da. Soğuduğunda aynı ayakkabıları sürdüğümüz badem yağı gibi bir hal alacak, görüntü alacak. Şimdi bismillah uygulamaya başlayalım. Hızlı soğuduğunda bal mumunun hızlı donduğunu bir fark ettim. Hemen donmaya başladı. Evet, bakın elinde falan gözükmeye başladı. Daha sonra bunun fazlalıklarını sildiğimizde tertemiz bir görüntü olacak. Biraz güneşte kaldığında gayet güzel işlem olacağını düşünüyorum. Şu anda temas edilmediği bir nokta kalmadı. Gayet de güzel. Nasıl parlıyor. Şimdi bu ağaç bunu emdiğinde artık her şey daha güzel olacak. Artık ağacı beklemeye alıyorum. Biraz dinlensin.
Ensin emdikten sonra geri kalan görüntüleri vereceğim. Evet, yeterince dinlendi. Şimdi, evet bakın bayağı emmiş çünkü üzerinde bir şey kalmamış. Şimdi bunu alacağım. Ağaç talaşıyla ovalayıp yüzeyindeki parçacıkları temizledikten sonra normal kullanıma başlayacağım. Normal kullandığım ağaç tıraşı. Bu yüzeyini ovalamak için. Hem fazla olan yağ ve pislikler varsa onları da emdirip temizlemiş olacağız. Evet, şimdi bunu bir çuval parçasıyla yüzeyini siliyorum. Sildikten sonra istersem yıkayabilirim, istersem bu şekilde kurutabilirim. Artık kullanmaya hazır. Bu iş için en uygun malzeme de patates çuvalı biliyorsunuz. Bakın ne kadar değişti ya. Bu durdukça biraz daha koyulaşacak. Şimdi yıkayacağım. Üzerindeki toz parçaları aldıktan sonra artık kullanabiliriz. Evet, yarım saat oldu. Herhangi bir sızıntı vesaire bir şey gözükmüyor. Özellikle yerinden de oynatmadım. Bakın ağacın çevresi de kurumaya başladı. Bu da sızıntının olmadığını gösteriyor. İnşallah uzun yıllarda saklayarak güzelce kullanacağız. Yakılacak olan odunlar içerisinden aldım. O an böyle bir şey hayal etmiştim. Ve hayal etmiş olduğum noktaya getirdim. Gayet güzel, şık bir saksı oluştu. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese çok selamlar. Sağlıkla kalın.